Pekala, sıkı durun. Bunları duymak zorunuza gidebilir. İşte birçok insanın kabul etmekten korktuğu 10 acı gerçek. Ne kadar eğitimli ya da gerçekçi olursanız olun, muhtemelen içten içe doğru olduğunu bilmenize rağmen hala inanmayı reddettiğiniz şeyler vardır. Artık gerçeklerle yüzleşmenin ve bu zorlu hakikatleri kabul etmenin zamanı geldi. Bunları içine sindirmek insana zor gelebilir, ancak bunu başardığınızda hayatınız uzun vadede daha kolay bir hal alacaktır. Ve inanın, gerçekleri içinize sindirmek, o hiç yemek istemediğiniz brokoliyi sindirmekten bile çok daha kolay olacaktır. Ancak başlamadan önce yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara. Anılarımızın çoğu doğru değildir. En net hatıralarınız bile düşündüğünüz kadar doğru değildir. Çünkü beynimiz hatıralarımızla bize oyun oynar. Profesör Doktor Elizabeth Loftus'un bilişsel psikoloji ve insan hafızası üzerine yaptığı araştırma, anılarımızın kolayca çarpıtılabileceğini doğruladı. Çalışmalarından birinde katılımcılara dur işareti bulunan bir kavşakta temsili bir kazanın videosunu gösterdiler. Bu videoda kendilerine algıları yönlendirici bilgiler verilmiş olan izleyiciler, videodaki arabanın aslında dur işaretini değil, yol ver işaretini görüp geçtiğine inandırıldılar. Ve insanlar ne olduğunu kendi gözleriyle görse bile bunu yapmak zor değildi. Ayrıca aynı çalışmada tamamıyla tahrif edilmiş anıları insan zihnine yerleştirmenin de imkansız olmadığı anlaşıldı. Bir sonraki çalışmada katılımcıların %70'i aslında işlemedikleri bir suçu işlemiş olduklarına inandırıldılar. Yani sahte anılar oluşturulmuştu. Yani öyle gözüküyor ki zihnimizde olayların tamamını değil, sadece bir kısmını hatırlıyoruz ve daha sonra eksik parçaları başka anılarla veya tamamen uydurulmuş bilgilerle dolduruyoruz. Ürkütücü bir durum gerçekten. 9 numara. Çoğunlukla bizlere sunulan şartların ürünüyüz. Elbette hepimiz insanız ve hayatta başımıza az çok aynı şeyler gelir. Ama dürüst olmak gerekirse hayata başladığımız şartlar tamamen farklı da olabilir. Bazı insanlar yoksulluk içinde doğar ve mesela ekmek parası için okuldan ayrılırlar. Diğerleri ise zenginlik ve istikrar dolu bir ortamda hayata başlarlar. Ayrıcalıklara sahip olanların yaşamının bunu elde etmek için mücadele edenlerden daha haz verici olması mantıksal bir varsayımdır. Şükürler olsun ki bu kuralın nadir istisnaları vardır. Bazılarının doğuştan hiçbir şeyleri yoktur, ancak yukarılara doğru tırmanırlar. Diğer yandan nereden geldiğiniz oyunun sonunu belirlemez. Önemli olan olaylara nasıl yaklaştığınızdır. Varlıklı bir aileden gelebilirsiniz ama sorumsuzluğunuz yüzünden her şeyi kaybedebilirsiniz ya da fakir bir ortamdan gelmiş olabilirsiniz ama istediğiniz her şeyi ve daha fazlasını elde etmek için yeterince kararlısınızdır. Geleceğiniz tamamen sizin elinizde. O yüzden boşa harcamayın. 8 numara. Kimse kendini sevmeyen birini sevmek istemez. Kulağa basma kalıp gelse de bu doğru bir ifadedir. Kendinizi sevmeyi ve takdir etmeyi öğrenene kadar hayatta doğru kişiyi bulamazsınız. Hayallerinizin prensinin ya da prensesinin aniden hayatınıza girmesini, her şeyin mükemmel olmasını ve daha sonra sihirli bir şekilde hayatınızı huzurla doldurmasını beklemekle zamanınızı harcamayın. Kendinizi sevmek ve saygı duymak bunları zaten size sağlar ve bu fikri bilimde desteklemektedir. Hertfordshire Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, mutluluğun bir alışkanlık olduğunu ve yaşamımızda bu alışkanlığı ne kadar çok uygularsak o kadar iyi olduğunu keşfettiler. Aynı şey kendinizi sevmek için de geçerlidir. Bunu hemen hayatınızda uygulamaya başlayın. İlk başta bu çabanızı kendinize karşı samimi bulmasanız bile, gerçek duygu bir süre sonra peşi sıra gelecektir. Bu nedenle diğer insanları kendi mutluluğunuzdan sorumlu tutmayı bırakın. Aksi takdirde kendinizi sürekli duygusal bir dönme dolap içinde bulursunuz. Yanınızda birisi olduğunda çıkışa, tek başına kaldığınızda inişe geçersiniz. Tek başınıza hayattan zevk almayı öğrenin. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ama yine de aşka kollarınızı açın. 7 numara. Dünya size hiçbir şey borçlu değildir. Of, bu çok acı oldu ama gerçek. Hepimiz bazen harika fırsatların bir gün kapımızı çalacağını umarız. Ne yazık ki işler böyle yürümez, çünkü dünya aslında sizin için bir şey yapmak zorunda değildir.
Harika bir kişiliğe sahip, güzel, akıllı ve sorumlu bir birey olsanız bile bu hayatın her şeyi size gümüş tepside sunacağı anlamına gelmez. Şimdi kendiniz için üzülüp çok daha fazlasını hak ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu düşünce şeklinizle hayat size sadece hayal kırıklıkları getirecektir. Bir diğer seçeneğiniz de hedeflerinize doğru ilerlemeye devam etmektir. Evet, bu yokuş yukarı ve zor bir mücadele olacaktır. Boşuna oraya zirve noktası demiyorlar ve yolunuzda sayısız engellerle karşılaşacaksınız. Ama sonuçta çabalarınız meyvelerini verecektir. Yani sonuçta seçim artık size aittir. 6 numara. Düşündüğünüzden daha fazla zamanınız var. Şu bizim en sevdiğimiz laftır. Hiçbir şeye zamanım yetmiyor. Aslında bunu bir düşünürseniz günde 24 saatten haftada 168 saate denk gelir. Ama bu tabii yaşadığınız yere bağlı olabilir. Albert Einstein zamanın sabit olmadığını kanıtlamıştır ki çağdaş bilim adamları da bu konuda onunla hemfikirdir. Dr. James Chin Wen Shu ve ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki meslektaşları ilginç bir deney yaptı ve Einstein'ın dediği gibi zamanı gerçekten ne kadar üst düzey yaşarsanız o kadar hızlı geçtiğini ortaya koydu. Ama kastettiğimiz yüksek katlı bir apartmanın en üst katında yaşamak değil tabii. Kendinize ayıracak zaman bulamazsanız muhtemelen yeterince sıkı aramıyorsunuz demektir. Aslında bu çok basittir. Eğer egzersiz yapmıyorsanız ve doğru beslenmiyorsanız demek ki sağlığınız sizin için öncelikli değildir. Eşinize ev işlerinde yardım etmiyorsanız ilişkiniz de öncelikli değildir. O zaman zamanınızı neyle çarçur ettiğiniz size uygulanacak her türlü psikolojik testten daha fazlasını söyler. Ve zamanınızı ne kadar akıllıca kullanırsanız hayatınız da o kadar tatmin edici olacaktır. 5 numara. Hayatınız hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Bir gün hayatımızın mükemmel olacağı umudu günümüzde hepimize sosyal medya tarafından pompalanan bir şeydir. Bütün gördüğümüz diğer insanların mutlu, arkadaşlarıyla dolu, güzel yaşamları ve pırıl pırıl güneşte harika yerlerde gülümserken çektikleri selfilerdir. Moraliniz çok bozuldu, değil mi? Şimdi işin aslına bir bakalım. Bu fotoğraflarda görmediğiniz şey, bu insanların da hedeflerine ulaşmak için verdikleri sonsuz uğraş, uykusuz geceler, kendilerinden şüphe duydukları zamanlar, eşleriyle ettikleri kavgalar ve yaşadıkları kötü günlerdir. Mükemmel hayat ya da mükemmel insanlar diye bir şey yoktur. Hepimiz insanız ve hepimizin kötü günleri olmuştur. Yapmamız gereken, kötü günlerin üstesinden gelmeyi öğrenmek ve sorunlara rağmen ayakta kalmayı bilmektir. Ve sosyal medyada gördüğümüz diğer insanlar gibi olma arzusuna son verip, kendimizi daha iyi birine dönüştürmeyi hedeflemek ve bu yolda çabalamaktır. 4 numara. Kimse aslında meşgul değil, sadece sizi umursamıyorlar. Sevgilinizin ancak 15. mesajınıza cevap verecek kadar meşgul olması, arkadaşınızın bu hafta sonu yapacak bir sürü ıvır zıvır işinin olması, sizi iş görüşmesine çağıracak hanımefendinin bir fırsat bulur bulmaz sizi geri arayacak olması vesaire. Hepimiz daha önce bu bahaneleri duyduk ve acı gerçek şu ki bu insanlar aslında meşgul değiller. Sadece sizinle konuşmak istemiyorlar. Ama bunu üstünüze alınmamalısınız. Aslında kanepeye uzanmış TV'de bir film izlerken siz de başkalarıyla konuşmak ya da dışarıda takılmak için vaktiniz olmadığını, çok meşgul olduğunuzu kaç kez söylediniz? İşte olay bu. Sizi umursamayan insanlar için endişelenmeyi ne kadar erken keserseniz o kadar iyi olur. Birisi sizi sürekli olarak yarı yolda bırakıyorsa zamanınızı boşa harcamayın. Eğer sizi yaşamlarında istiyorlarsa zaten daha çok çabalayacaklardır. 3 numara. Herkesin gözünde mükemmel olamazsınız. Hepimizin hayatında hoşlanmadığımız insanlar vardır. Hatta bazen düzinelerce vardır. Bu belli bir sebep gerektirmeyebilir. Sadece bizimle uyuşmazlar, hepsi bu kadar. Ama bizim de o kişinin hoşlanmadığı kişi olabileceğimizi unutmak nedense çok kolaydır. Bir düşünün, bu dünyada 7 milyardan fazla insan var. Gerçekten herkes tarafından sevilmenin mümkün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ne kadar kibar, cömert ya da asil olduğunuzun önemi yoktur. Nedensiz yere bile sizden hoşlanmayacak insanlar vardır. Bu yüzden öz saygınızı asla başkalarının fikirlerine göre oluşturmayın. Olduğunuz gibi harikasınız ve bunu kimseye kanıtlamak zorunda değilsiniz. 2 numara. Hayat adil değildir. Şu anda hayatın hangi noktasında olursanız olun, her zaman etrafın güllük gülistanlık olmayacağının farkında olmalısınız.
Hayat farklı aşamalardan oluşur ve hepsi mutluluk getirmez. İnsanlar çabalarınızı her zaman takdir etmeyecek. Size yakın olan insanlar size ihanet edecek, kayıplar yaşayacaksınız. Sadece olabilecek her şeye hazırlıklı olun. Bu hayatınızın sona erdiği anlamına gelmez. Bunlar sadece yaşadıklarından tecrübeler edinmiş ve bundan önemli dersler çıkarmış birinin daha güçlü ve daha iyi bir insan olmak için atlatması gereken zorlu aşamalardır. Bütün bunlar olgunlaşmanızı sağlayacaktır. 1 numara. Sizi yok etme olasılığı en yüksek kişi yine sizsiniz. Birleşik Krallık Sağlık Servisi, insanların ölüm sebeplerini belirlemek için ulusal çapta bir risk haritası oluşturdu. Süpermiş. Buna göre en yaygın ölüm nedenleri kalp hastalıkları, kanser ve solunum problemleridir. Aynı zamanda yüksek tansiyon, sigara ve yüksek kolesterol ölümle sonuçlanan en yaygın risklerdir. Şimdi bu bizim için ne anlama geliyor? Tabii şimdi bir araba kazasında ölmemiz ya da bir cinayete kurban gitmemiz burada biraz konu dışı. Ölüme giden yolda bizim için en büyük tehdit kötü alışkanlıklarımız, hareketsiz yaşam tarzımız ve kötü beslenme biçimimizdir. Hayatınıza daha yakından bakın ve kendinize şu soruları sorun. Alışkanlıklarım ve yaşam tarzım bana iyi geliyor mu? Eğer gelmiyorsa, sağlıksız olanların üstünü çizin gitsin. Onlara kesinlikle ihtiyacınız yok. Peki ya siz? Kabul etmekte en çok zorlandığınız gerçek hangisiydi? Yorumlarda bize bildirin. Abone olmayı ve hayata her zaman olumlu bakmayı unutmayın.